Bu gece seninle buraya kesin anlaşmaya geldim. Neymiş? En kısa sürede ayrılacağız. Bu kadar acelenin sebebi ne? Bir çocuğum olacak. Belgin'le bir çocuğumuz olacak. Kutlarım. Seninle dostça ayrılacağız. Ne istersen yapacağım. Ne istersen vereceğim. Kabul etmezsem, Belgin savcıya gidip ifadesini mi değiştirecek? O gün size yalan söyledim. Beni Gülay mı vurdu diyecek. Böyle bir şey yapmayacağını biliyorsun. Yapsın. Hiç korkum yok. Beni aldattınız. İkiniz de aldattınız. Yalan söylediniz. Ben gidiyorum. Tarık'la kesin ayrıldık dedi bana. Yemin etti. Tarık'la çocuğun artık senin dedi. İnandım ona. Yalanmış. Sen de aynı yalanı söyledin bana. Tekrar seninle olmak, kendimi affettirmek, sana iyi bir eş olmayı ne kadar istedim. Ne ümitlere kapıldım anlamazsın, anlayamazsın. Hepsi yalanmış. Hepsi gerçekti. Ben hiçbir zaman sana umut vermedim. Seninle birlikte olacağım demedim. Senden ayrılmayacağım Tarık. Ölsem de ayrılmayacağım. Kendi elimle bırakmayacağım seni Belgin'e. İkinizi de vuracağım. Ama bırakmayacağım. Yemin ederim vuracağım ikinizi de. Kocanla konuştuklarınızı işittim. İkinizi de vuracağım dedin. Ölürüm de bırakmam dedin. Seni o kadına bırakmam dedin. Çekil aralarından. Onlar birbirlerini seviyorlar. Mutluluklarına mani olma. Yarın gidip kocana ayrılmaya razı olduğunu söyleyeceksin. Asla. Gideceksin. Hayır. Yarın akşama kadar bekleyeceğim. Eğer söylediğimi yapmazsan, savcıya gidip elimdeki resimleri göstereceğim. Onu vururken çekilmiş resimlerini koyacağım masasının üstüne. Ne istersen iste. Ama bunu isteme benden. Gideceksin. Ne istersen vereyim sana. Bütün servetim senin olsun. Senin olsun. Ama bunu yapamam. Gideceksin. Hayır. Nasıl istersen. Dur.
Gidecek misin? Gidecek misin dedim sana. Bir daha yanlarına yaklaşmayacaksın. Onlara bir kötülük yapmana müsaade etmeyeceğim. Belgini rahat bırakacaksın. En ufak bir kötülüğünü sezersem yaşatmam seni. Vururum. Vururum! Adım adım takip edeceğim seni. Sakın bir kalleşlik yapmaya kalkma. Gülay Hanım. Alo Gülay. Seninle görüşmem lazım Tarık. Tekrar aynı konulara döneceksen hiç faydası yok. Boşuna zahmet etme. Bir saate kadar büroda olacağım. Ercan'ı da getiriyorum. Belgin de konuşmada bulunacak. İkinizle de görüşmek istedim. Oğlum, sen bizi yalnız bırak. Evet. Dün akşam aramızda geçen o tatsız olaydan sonra çok düşündüm. Ve bir karara vardım. Dönüşü olmayan bir yoldayız biz. Seni suçlamıyorum. Bütün kabahat benim. Ben bu davayı kaybettim artık. Seni serbest bırakıyorum. Sakın bunu sizi oyalamak için bir tuzak olarak kabul etme. Seneler önce koptuk biz Tarık'la. Hep benim şımarıklığımdan, ayyaşlığımdan. Pişman olduğumda iş işten geçmişti. Gene de onu tekrar kazanabilirim diye hep bir umut vardı içimde. Olmadı. Bundan dolayı Tarık'ı suçlamıyorum. Haklıydı. Sana gelince, bana karşı gösterdiğin büyüklüğü dünyada kimse yapmaz. Bundan sonraki hayatımı sana borçluyum. Beni hak ettiğim en ağır bir cezadan kurtardın. Ve bunu aynı zamanda Tarık'a olan sevginden ötürü yaptın. Ercan için yaptım. Tarık'la birbirinizi çok seviyorsunuz. Bundan sonra size mutluluklar dilemekten başka bir şey gelmez elimden. Şirketin avukatında benim vekaletnamem var. Hemen yarın başvurabilirsiniz. Boşanma davası için. İmzalamam gereken bir şey olursa eve gönder. Tamam. Ercan'ı çağır lütfen. Bugün burada babanla ayrılıyoruz oğlum. Baban seni yanına almak istiyor. Benimle kal oğlum desem kalır mısın? Yoksa babana mı gidersin? Babana gidersen başka bir annen olacak. Ben senin öz annenim oğlum. Benimle mi kalacaksın, babana mı gideceksin?
Kararı sen vereceksin oğlum. Annenle kalmak istiyor musun? Babana mı gideceksin? Karar ver. Kiminle kalacaksın? Yeni annenle mi yoksa benimle? Tarık'la oğlum bundan sonra sana emanet. Hepinize mutluluklar dilerim. Lütfen avukatlara talimat ver. Bir an evvel bitirsinler bu işi. Nen var, sevinmedin mi? Korkuyorum. Bırak çocukluğu. Bundan daha mutlu bir anımız olabilir mi? Ne zamandır bekliyorduk bu anı? Senin sinirlerin bozuk. Hayır. Gülay'ın o bakışları bana hiç yabancı değil Tarık. Bana silahını doğrultup ateş ettiğinde... Aynı vahşi, aynı korkunç ifade vardı gözlerinde. Ben kurşunları yiyip yere yıkıldığımda bir an gördüm onu. Aynı acımasız gözler, aynı bakışlar. Korkuyorum. Bırak çocukluğu. Kendim için değil, senin için, Ercan için korkuyorum. Bak beni dinle. Artık neşelenme zamanı. Bu gece sabahlara kadar deliler gibi eğleneceğiz seninle. Bu gece Bülent abimleyim. Bak bak, demek ilk günden ihanete başladın. İyi vallahi. Bu akşam benimle olmak istedi. Korkarım bir veda yemeği olacak bu. Yemekten önce bir şeyler içmek istersin diye düşündüm. Korkarım yemeğe kalamayacağım. Acele İzmir'den çağırdılar. Uçağım 2 saate kadar kalkıyor. Ne zaman döneceksin? Bilmem. Uzun bir iş seyahatine çıkacaktım. Senin bu tatsız olayın yüzünden ertelemiştim. Bugünlerde gitmek istiyorum. Uzun sürebilir. Ama herhalde nikaha kadar dönersin. Yetişebileceğimi zannetmiyorum. Beni beklemeyin. Anlıyorum. Hayır, anlamıyorsun. Havaalanına Tarık'ı ben yolladım. Seni geri çevirsin. Gitmene engel olsun istedim. Çocuğunun babasız dünyaya gelmesini, büyümesini istemedim. Dualarım kabul oldu. Son anda yolundan geri çevirmiş. Eşi de boşanmayı kabul etmiş. Oğlunu yanınıza alıyormuşsunuz. Evleneceksiniz. Artık bir eşin... Bir yuvan var. Bir çocuğun olacak. Mutlu bir hayatın olacak. Bir abim olmayacak mı? Sen benim için her zaman sırtımda taşıdığım, oynadığım, atla gezdirdiğim, akşamları derslerine çalıştırdığım küçük belginsin. Hayatımın en güzel anılarısın. Bunları Tarık'a düşmanlığımdan söylüyorum zannetme. Onunla evlenmeni istemedim ama senin mutluluğun için ne gerekiyorsa yaptım.
Şimdi evleniyorsun. Bundan sonra seni ona teslim ediyorum. Hep dualarımda olacaksın belki. Bir daha hiç dönmeyecekmişsin gibi konuşuyorsun. Ne zaman sıkıntıya düşersen hep beni göreceksin. Üzülme, üzülme Belgin'im. Küçük Belgin'im. Sen benim her şeyimsin. Hep öyle kalacaksın. Bülent abin seni çok, inanamayacağın kadar çok seviyor. Ve hep sevecek. Allah'a emanet ol. Hem bir saniye bile yalnız bırakmam seni. Sağ ol. Bazen düşünüyorum da sen olmasan ben ne yapardım? Bir daha o lafı edersen çok fena küserim. Almanya'dan seni görmek için direkt buraya geldim. Yarın dönmek istiyorum abi. O da ne demek oluyor? Yani bir an evvel işe başlamak istiyorum. Beraber döneceğiz. Ama... İşlerini yoluna koyuncaya kadar yalnız bırakmam seni. Senin burada işin gücün var. Bak hala konuşuyor. Ne dedim sana? Çok fena küserim ha. Senelik tatilinde bekleyeceğim seni. Bodrum'a gideriz. Yeni bir teknem var orada. Denize açılırız. Mavi yolculuk falan gibi. Tamam mı? Tamam. Sen dünyanın en iyi abisisin. Belgin abla nerede? Evinde oğlum. Eşyalarını topluyor. Yarın erkenden gelecek. Baba. Annem. Ne olmuş annene? Ben annemi çok üzdüm. Sana gelmemem için çok yalvardı bana. Ne zaman? Bu sabah. Sana gelmeden önce. İlk defa bana o kadar iyi davrandı ki. Hiç annemi öyle görmemiştim. Gitme oğlum. Baban aldatıyor seni. O kadın cadı. Bakma sana iyi davrandığına. Babanı avucunun içine aldıktan sonra cehennem hayatı yaşatacak sana. Gitme oğlum. Benimle kal. Bak, bak deniz motoru alacağım sana. Balığa çıkacaksın. Senin yaşındakiler için otomobiller var Amerika'da. Sana bir tane getirteceğim. Bildiğin otomobil. Bir de midilli alacağım. Ata binmeyi öğreneceksin. Sonra tatile Avrupa'ya, Amerika'ya gideceğiz seninle. Dünyayı dolaşacağız. Benimle kal oğlum. Baban sorarsa annemle kalacağım de. O benim annem de. Kimse beni onun kadar sevemez de. Bana bakarak hep ağladı baba. Çok üzülmüştür şimdi. Her hafta gidip görürsün anneni oğlum. Darılmıştır. Pişman mısın oğlum? Hiç pişman olur muyum baba? Seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Thank you.
Ben gel demeden girmeyeceksin içeri. Söz mü? Peki. Ben içeri girinceye kadar kapa gözlerini, tamam mı? Tamam. Şimdi buyurun bakalım. Çok hoşsun. Bir zamanlar yine böyle çiçekle donatmıştım burayı. Evet. Ayılara acıyın. Ayıların da kalbi vardır. Ayılara özgürlük diye kartlar yazmıştın. Bakalım bu defa ne yazmışsın. Seni çok seviyorum. Ben de. Sen benim her şeyimsin. Benim de. Dünyada kimse seni benim kadar sevemez. Hayır, kimse benim kadar sevemez. Bir daha hiç ayrılmayacağız. Sen, ben ve oğlumuz. Kızımız. Hayır, oğlumuz. Kızımız. Benim oğlum basketbolcu olacak. Benim kızım balerin olacak. Benim kızım böyle mayoyla sahneye çıkacak ha? Ne olmuş yani, sanat bu? Yok canım. O sahnede hoplayıp sıçrayacak. Salondakiler de yalana yalana kızıma bakacaklar. Kan gövdeyi götürür. Olmaz böyle şey. Katil olurum. Hayret vallahi. Bu kadar yobaz olduğunu bilmiyordum. Bana bak. Şöyle ufak bir serseriliğe ne dersin? Ercan okuldan gelince kim açacak kapıyı? Anahtarı kapıcıya bırakırız. Olmaz. Bekleyelim Ercan'ı. Neredeyse gelir. Hem sen öğleden sonra işe gitmeyecek miydin? Bugün kendimi izinli ilan ettim. Bak, bir daha izin falan yok. Sen ne karışıyorsun? Karışıyorum. Çünkü eski görevimde tekrar çalışmak istiyorum. Dur bir dakika, dur. Benim diğer çalışan kadınlardan ne farkım var? Onlar da hamile hamile çalışmıyorlar mı? Lütfen, eski işimi geri istiyorum. Peki, nikah işleriyle kim uğraşacak? Nikah dediğim bir günlük iş. Bir haftada balayı diyelim, kâfi. Ne yani, düğün yapmayacak mıyız? Aman Allah'ım. Yani ben gelinlikler içinde... Sen smokinlerle, orkestrayla komparsitayı çalacak, biz dans edeceğiz. Herkes alkışlayacak. Sen düğün için milyonlar sarf edeceksin. Herkes gene eleştirecek bir şeyler bulacak. Bıyık altından gülecek. Yok canım, düğün falan yok. Belediyenin toplu nikahları var ya, tasarruf olsun diye 40-50 çift bir arada nikahlanıyorlar. İstersen biz de aralarına karışalım ha? O kadar da demedik canım. Öf, tipik bir Türk kızısın sen. Nikahtan önce sen nasıl istersen şekerim, ben seni hiç kırar mıyım sevgilim, sen emret sultanım, tabii sen ne dersen o olur hayatım. İşi garantiye aldınız mı birden dirsek. Ben şunu yapmam, ben bunu istemem, şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Bana bak arkadaş, bağırta bağırta sana gelinliği giydireceğim o kadar. Ne bağırıyorsun? Giymem mi dedik yani? Olamaz. Hayal görmüşsündür sen. Hayır. Orada camın arkasından bize bakıyordu. Yüzünde hep o ifade. Bana ateş ettiği andaki bakışlar. Senin sinirlerin bozuk.
İyice bir istirahat etmen lazım. Hadi takma kafana. Niye bizi takip etsin ki? Her şey senin yanında oldu. Ayrılmaya razı oldu. Boşanma için mahkemeye başvuru dilekçesini imzaladı. Bize mutluluklar diledi. Yarın beraberce hakimin huzuruna çıkacağız. Avukatlarım zehir gibi. Hemen gün aldılar. En kısa zamanda halledeceğiz diyorlar. Kötü bir niyeti olsa ayrılmayı kabul eder miydi? Bizi gözetliyordu. Bu onu ikinci defadır görüşüm. Hayal görmedim ya. Bak ne olur kabul et. Senin sinirlerin bozuk. Şöyle güzelce bir tatile ihtiyacım var. Ne dersin? Size yardımcı olabilir miyim? Hayır, teşekkür ederim. İsterseniz sizi evinize kadar bırakayım. Hayır, hayır, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu sefer iyice gördüm. Onu fark ettiğimi anlayınca kaçtı. Peşinden koştum, kaybettim. Gene gördüm. Böyle karanlık bir pasaja girdi. Orada kayboldu. Çok korktum Tarık. İnan bana, yalvarırım inan. Artık bu ne tesadüf ne hayal. Beni takip ediyor. Bizi takip ediyor. Bir kötülük edecek. Bak bir dakika. Sinirlerine hakim ol. Bütün sabah beraberdik mahkemede. Çok neşeliydi. Senelerdir onu bu kadar güler yüzlü görmemiştim. Hakime kendisini de boşanmak istediğini söyledi. Hiçbir güçlük çıkarmadan oğlumuzun bende kalmasını kabul etti. Ayrılırken sana selam bile söyledi. Bak, darılma bana ama senin sinirlerini çok bozuk. Hayır, hayır. İnan bana. Takip ediyor bizi. Adım adım takip ediyor. Tam gelinliği üzerime tutuyordum ki gördüm onu. O hain bakışları ancak ben tanırım Tarık. Tekrar silahı çekip vuracak beni dedim. Beni veya ikimizi tekrar vurduğunda mı inanacaksın bana? Bir an savcılığa gidip gerçeği anlatmak geçti aklımdan. Yapma Belgin, yapma. Bütün mutluluğumuz boşanma ilamına bağlı. Çok kısa bir sürede serbest olacağız.
Yersiz bir korku yüzünden... Yersiz değil. Ben deli değilim. Hayal görmüyorum. Niye inanmıyorsun bana? Bak sevgilim, bak. Yarından itibaren hep yanında olacağım. Benimle birlikte geleceksin işe. İstersen yarın hemen eski işine başlarsın. Erkenden çıkarız işten. Ercan'ı okuldan biz alırız. Hemen evimize geliriz. Ben hep yanında olurum senin. Göreceksin. Bir süre sonra hak vereceksin bana. Ne olur öyle üzgün durma. Gül biraz. Lütfen gül. Günaydın. Günaydın. Acelen mi var? Biraz erken çıkmam lazım. Bari bir çay iç canım. Mis gibi koktu. Otursana. Hemen çıkmam lazım. Biliyor musun rüyamda ne gördüm? Oğlumuzu. Büyümüş, koskoca erkek olmuş. Benim yanımda çalışıyor. Böyle koltuklarım kabardı. Öyle de çapkın ki. Ben de kızımızı gördüm. Ne tesadüf değil mi? Öyle güzel, öyle güzel ki bütün erkekler peşinde koşuyor. Bir de flörtü vardı. Hop hop, ben öyle lavaballiye müsaade etmem. Sizin oğlunuz çapkınlık ederken iyiydi değil mi? O başka. O erkek, ona yakışır. Sen tipik bir yobazsın. Kesinlikle hayır. Günaydın oğlum. Otur bak, sana neler hazırladım. Beni okula bırakacaksın değil mi baba? Bu sabah çok işim var oğlum. Sen merak etme, ben geçiririm. Ben akşama erken gelirim. Seni bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Okula geç kalmadık değil mi? Çabuk çabuk gel şunu. Okula geç kalma.
Ercan'ı görmeye gelmiştim. Biraz evvel okula gitti. Yazık, çok özlemiştim. Çok üşüdüm. Biraz girebilir miyim? Soğuk iliklerime işlemiş, donuyorum. Bir çay ister misin? Lütfen. Ercan'la ikinizi gözetledim. Önce kocama aldın elimden. Şimdi de oğluma sıra geldi, öyle mi? Ben onu çok seviyorum. Yalan! Her şeyin sahte senin. Tarık'ın gözünü boyamak için yapıyorsun. Pis ciyan. Ama artık bitti. Oyun bitti. Bu defa elimden kurtulamayacaksın. Hayır. Dur! Sadece arala kapıyı ve kim gelirse gelsin def et. Anlıyor musun? Def et. En ufacık bir hareket yaparsan oracıkta yersin kurşunu. Korkmayın. Korkmayın. Artık size bir kötülük edemez.